Başkanların Güler Yüzlü programı Açeli ile Gülümse Hayata da bugün Açeli Akkoyun'a mutfakta Sevda Kister'le eşlik edecek. Sebzeli biftek, karnabahar köfte ve hurma tatlısı tarifleri için şimdiden kalemi kağıda hazırlayın. El işi bölümünde ise Zülal Özlem Demir, deri etek nasıl dikilir uygulamalı olarak anlatacak. Sabahları eklemleriniz ağrı içinde mi uyanıyorsunuz? Ağrının yanı sıra eklem bölgelerinizde şişlik meydana geliyor mu? Yoksa her yağmur yağışından önce dizleri sızlayanlardan mısınız? Ağrı deyip geçmeyin. Romatizmayı hafife almayın. Bugün romatizma hastalıkları uzmanı Doktor Hakan Rauf Tüfekçi'nin açıklamalarını mutlaka izleyin. Açeli ile Gülümse Hayata başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün kostüm olarak pembe giydim ki dedim dünyaya şöyle birlikte pembe pembe bakalım, ne dersiniz? Toz pembe bakalım hatta, inşallah her şey gönlünüzce olur diyerek yayınımıza başlıyoruz efendim. Bugün yine gördüğünüz çok güzel hem konuklarım var hem konularım var. Bugün dikeceğiz, yiyeceğiz, öğreneceğiz. Harika bir gün bizi bekliyor ve tabii ki günün hashtag'i Bir an önce ne istersiniz hayatınızda olsun? Hani bir an önce kar yağsın istiyorum. Bir an önce yaz gelsin istiyorum. Bir an önce çocuğum sınavlarını iyi derecelerle geçsin istiyorum. Bir an önce taşınmak istiyorum. Lütfen hayatınızla ilgili bir an önce ne yapmak istiyorsanız bizimle paylaşın diyoruz. Nereden? Instagram'da Açeli'ye Gülümse Hayata, Facebook'ta Açeli'ye Gülümse Hayata ve Twitter'da Açeli Altire Akkoyun adreslerinden. Bugün efendim harika şeyler yapacağız diyorum ama benim için çok da sağlıklı şeyler yapacağımızı söylemeden edemeyeceğim bir gününüz. Kimle? Sevgili Selda ile. Selda'cığım hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Seni öpüyorum. Merhaba. Selda dur. Şeyli bir soyadı var. Şimdi söylüyorum. Kisterli. Kisterli. İkileyle. Kisterli. O ikile çok önemli. Bana da Akkoyunlu derler. Hayır derim. Akkoyun bildiğin koyun. Akkoyunlu değil. Oluyor bazen seyahatlerde. Hoş geldin programımıza canım. Ne güzel pembe. Benim en sevdiğim renk. Evet. Çok bugün yakışmış hem sana. Hem kostümümü çok sevdim. Hem de bugün kostümüm benim. Hediye. Süper bugün, yani. Bu kadar mı güzel evet, dedin yani kesinlikle. Evet. Bugün sevgili Zülal Özlem bizle birlikte olacak. Eli kolu sağ olsun dolu gelmiş. Dikmiş ben hemen giyeyim dedim. Aldım torbadan çıkardım. Tam üstüne görmüş oldu, ve dikmiş. Birazdan yanına gideceğim. Teşekkür de sunacağım. Sağ ol. Neler evet. yapacaksın sevgili Selda'm bugün? Bugün ne yapacağız? Bugün gerçekten karnabahar yemeyenlere karnabahar yedireceğiz. Öyle mi? İddialıyım diyorsun. İddialıyım. Çünkü çocuklar genelde karnabaharı sevmiyorlar. O yüzden ben dedim ki böyle bir şey yapayım en azından. Benim kızım da ayrıca karnabaharı sevmez. Öyle mi? Söylemedim ve gizli olarak ona yedirdim. Anne dedi bu çok güzel dedi. Bunu dedi beslenmeme koyar mısın dedi. Ben baştan demeyeyim. Acaba demesem beslenmesini dedi. Beslenmesini istedi. Beslenmesini istedi. Ben şok. Çok merak ettim. Bir müddet demedim çok yani. Çok merak ettim. O yüzden şimdi sırayla bizim bölümümüzü sayalım mesela. Tamam. Ne diyelim yapıyoruz? Ki... Şimdi sebzeli biftek sarma yapıyoruz. Evet. Sonra öncelikle. Karnabahar köftesi ve hurma tatlısı yapıyoruz. Evet, hurma tatlısı. Hurmadan yapıyoruz. Bir tatlı yapabilmek de yani çok iddialı ve çok lezzetli. Ama adı hurma mesela. Hurma olarak adı hurma. Şimdi öncelikle biz... Biftekimize başlayalım. Orada karnabaharı şey yapalım mı? Haşlansın tabii karnabaharı koyalım. Aynen ocağımızda tamam. Yakalım hemen. Tamam hemen. Şu ocağımızda yaksak uygun olur. Tamam. Biz karnabaharımızı haşlamaya bırakalım. Bifteğe geçmeden önce. Şöyle yavaş yavaş. Soğuk sudan mı sıcak sudan mı ya da fark etmiyor mu? Olmaz. Soğuk sudan. Soğuk sudan olması lazım. Çünkü karnabaharımız şey olduğu için soğuk suya koymamız daha iyi. Dağılmasın diye. Fazla haşlamayacağız. 10-15 dakika. Tamam. Biz zaten bunu böyle köfte gibi kalacağız, ezeceğiz. O yüzden böyle bir 15 dakika, Allah 20 dakika haşlansa merak ettim. Hani çok ufak o gratini biliyorum ama hani bunu çok şaşırdım. Merakla bekliyorum açıkçası. Yedireceğim sana. Ya ben zaten çiğ de yerim. Şimdi hemen ocağımızda. Biz ilk önce sıkın üstüne. Birazcık böyle tuz, kırmızı biber, o karnabahar biraz da nane, çıtır çıtır böyle atıştırmalık yapıyoruz yani akşamları kilo da alıyoruz, kış geldi hani dert ediyoruz. Lütfen karnabaharı, havuçu, ondan sonra kış sebzelerini, kerevizi. Tam zamanı. Bakın inanın bana gülmeyin Açeli yok kereviz, hele enginar yazdan kaldıysa lütfen onu böyle ufak ufak doğrayın. Biraz limonla, biraz tuzla, biraz naneyle hem sağlıklı atıştırın hem de atıştırma duygunuzu yatıştırın. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Süper oldu.
Şimdi ne yapıyoruz? Bifteklerimizi sarıyoruz. Şimdi bifteklerimizden önce ilk önce biz bir demir döküm tavamızı ısıya koyalım. Güzelce bir ısınsın. Ondan sonra etimizi marine geçeceğiz. Tamam. Etimiz için önemli marina. İlk önce ben bunları önceden sizin için hazırladım. Ama ilk önce ben size şu marine olayını bir göstereyim. Anlat, evet, anlat bize, öğret. Evet, et için önemli marine durumu. Şöyle bir ince bir biftek. Ben özel bunları kasabımda özel hazırlattırıyorum. Hı hı. Siz de hazırlattırabilirsiniz. Biraz inceltiyorsun. İnceltiyoruz, evet. Şimdi sarma yapacağımız için güzel pişmesi lazım. Evet. Sarmada da böyle güzel durması lazım. Sunum önemli. Evet canım. Sunum önemli. O yüzden şimdi sebzemi hazırlamadan önce marinemizi yapalım. Ben hatta böyle bir etimi koymadan size, evet, şöyle biraz kekik. Kekimizi koyalım. Ay evet. Zaten et kekiksiz olmaz değil mi? Hiçbir şekilde bence yani. Hemen şöyle. Birbirini tamamlıyor. Zeytinyağımızı muhakkak. Hı-hı. Ben şimdi böyle tek bir tane olduğu için fazla zeytinyağı koymuyorum. İsteğe göre biraz karabiber. Ben seviyorum, evet, karabiberi. Çok güzel. Muhakkak. Çok güzel oldu valla. Şimdi bile değil mi böyle iştah acıcı görünüyor değil mi İsmet'ciğim? Yakın plan çekiyorsun, görüyorsundur. Ne hissediyorsun? Değil mi? Tamam, iştah acıcı böyle. Çok güzel. Sonra bir tane sarımsak. Sarımsak şöyle. Hı-hı. Eline dikkat. Rendeleyebiliriz de normalde aslında. İşim gücüm yemek diyorsun yani. He? Ben her zaman mutfaktayım. Benim 24 saatimin, belki beni bilenler biliyorlar, belki bir 8-10 saati benim mutfakta geçer. Sunumu seviyorum, mutfağı seviyorum. Vallahi severek bravo. Yapıyorum. Bu arada ekrana biz sebzeli biftek olarak verdik. Bunu bu şekilde böyle marine edelim. Biftekleri üst üste koyacağız. Evet. Marinasyona devam edeceğiz. Bunu normalde ben size göstermek için yaptım. Bunu böyle streçleyip biz dolabımızda normalde 24 saat dinlenirse daha bir lokum gibi olur. Yani etin özel. 24 saat muhakkak etimizi dinlendirelim. Şimdi ne yapıyoruz? Biftekleriniz sarmak için malzemelerimizi, evet, hazırlıyoruz. Evet, kesinlikle. Neler bu bizim malzememizde? Biz yazmıştık ama sen bir daha tekrar. Sebzelerimiz var. Sarı biberimiz var. Evet. Çok güzel. Kırmızı biberimiz var. Taze soğanlarımız var, yeşil biberimiz var. Bunları şimdi biz jülyen dilim gibi böyle ince kıracağız ince böyle şimdi. Saracağız sonra biftekleri. Evet. Şöyle kırmızı biberden başlayalım. Biftek biraz aslında tabii ki kıymetli, etin kıymetli tarafı ama siz de takdir edersiniz ki biraz sert. Hani genelde biz bifteyi nasıl yaparız? Salçalı, evet, yaparız. Yumuşasın diye. Çok böyle tavada olduğu zaman biraz kuru kalabiliyor. Onu da söyleyeyim mesela. Fırında da yapabiliriz. Fırında da yapılabilir tabii. Biftek. Alüminyum folyo ile biftek bırakırsa. Genelde biftek, bonfile kıymetli et olmalarına, evet, rağmen biraz kuru etlerdir. Yani hani bir kaburga gibi yağıyla kendini yumuşatabilen etler değildir. Dolayısıyla böyle tariflerde bifteyi kullanmanız her zaman avantajlıdır. Hem bifteyi yumuşatırsınız marine ederek, hem de sebzeyle o yağının, yağsızlığın verdiği tada tat katmış olursunuz. Sadece et tadı almak istemiyorsanız tabii. Şimdi jülyen kesiyoruz. Jülyen kesiyoruz. Şöyle. Dur ben sana yardım edeyim. Tabii. Şöyle yer açayım size. Yer aç bana, yer aç. Kayyını. Kayyını geliyorum ben. Öte kay. Öte kay. Ben tahta da vereyim size hemen. Tahta da ver bana. Şöyle. Birlikte. Bu arada döküm tavamız ısınıyor. Isınsın. O hiçbir şey, evet, olmaz döküm tavaya. Ne kadar çok ısınırsa o kadar iyi. Şimdi ben de istersen yeşil biberi başlayayım sana, kolaylık olsun. Önemli olan uzun uzun, ince ince. Evet. Etimize sardığımızda kıyıdan böyle rengarenk sebzelerimiz görünsün. Değil mi? Bayılıyorum ben. Yani özel sofralar için aslında tamam, biftek her zaman sürekli yenecek bir et değil yani düşününce böyle. Evet, serttir biraz ya. Serttir, evet. Ama bunu biz tavukla da yapabiliriz mesela. Ay, çok hani güzel. Muhakkak tavukla da, hani illa biftek olmasına gerek yok. Tavukla da bu şekilde. Hı hı. Selda, ben ne düşünüyorum biliyor musun? Sevgili seyircilerimize de onu soracağım. Yani sarma aslında, pirinç de sarsan sarma, içine sebze de sarsan sarma. Sarma sarmadır her zaman ama gel, evet, gör ki böyle tatlandırdığın zaman ana malzemen biftekse biftek. Mesela bazen ben aynı bifteğin içine, evet, öneriyorum, lütfen deneyin, pastırma. Şimdi bifteği açtık ya. Harika. İçine pastırma. Pastırmanın içine şarküteri kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum ama kullanırsanız. Böyle Antep fıstıklı salam. Hani Macar salamı derler ya. Onun üstüne şimdi biftek, karnım pastırma, salam. Üstüne incecik bir hellim peyniri. Neden? Isıya dayanıklı. Hellim peyniri. Harika kızarır. Onun da içine de Antep fıstığı, yaprak Antep fıstığı. Güzelce saracağız. Yine kürdanlayacağız, mühürleyeceğiz. Fırında 5 dakika. Zaten hemen pişiyor.
Sonra dilip üst üste koyduğunuzda çok şık, üzerinde salça. Yeme de yanında yat. Harika oldu. Evet, bu arada devam ediyoruz. Ay ay evet, ay. Ben şöyle hazırladım. Ay ay ay. Hemen ben de soğanları devam edeyim. Hmm, sarı biber de var. Julien değil mi? Julien evet. Bir de Justinian var. Yok o tamamen benim. Ben Julien'i Justinian'la karıştırırdım. O yüzden gülerlerdi arkadaşlarım. Ne kadar yabancı Julien kelimelerimiz evet var değil mi? Dünya aslında birbirinden etkileniyor. Dünya evet tarihleri. Bu arada yani dünya tarihinde yemeklerin de üç aşağı beş yukarı tarifleri aynı. Mesela baktığınızda bugün bütün hamur işlerine nedir? Eğer tatlıysa kekimsi, un, yağ, şeker, un ya da şeker yok, un, tuz, kabartma tozu. Yani bunu formülize etmek bizim biraz kültürümüze, biraz annelerimize, biraz anne babamızdan öğrendiklerimize kadar gidiyor. Sen bir an önce ne olsun istersin hayatında? Bir an önce kar yağsın. Aa! Gerçekten evet mi? Evet. Sanırım yağacakmış, kar yoldaymış. O yüzden çok heyecanlıyım ben. Tabii çok seviyorum ben. Ben de seviyorum. Benim bir an öncem evet kar yağsın olabilir. Yani bir an önce sağlıklı güzel yaşayalım olabilir her şekilde. Kesinlikle. Önceliğimiz o. Dünyada barış sağlansın aslında, doğruyu söyleyeceğim. Ve her canlı birbirini korumaya odaklansın. Zarar vermeye değil. Öteki kötü olursa ben iyi olurum felsefesinden bir an önce vazgeçelim. Öteki iyi olursa biz iyi oluruz. Ötekinden daha iyi olabilmeyi istemek çok normal. Ama öteki kötü olsun, ben iyi olayım, kalksın dünyadan. Ben bir an önce bunu istiyorum. Bakalım seyircilerimiz neler istemiş. Evet. Zeynep canım benim, kolay gelsin, bir tanem benim, kıyamam sana. Bir an önce finallerin bitsin istiyorum demiş. Kıyamam. Çok haklısın. Rahime Hanım, grip oldum Açeli abla, iyileşmek istiyorum demiş bir an önce. Rahimeciğim canım benim, geçmiş grip olsun. Grip de hiç çekilmez şimdi. Evet ama dün biz bir çorba yaptık biliyorsun burada. Şeyle doktorumuzla birlikte. Ben de izledim. Çok çok güzeldi. Evet çok değişikti. Lütfen tavuk suyu. Üzerine C vitamini, limon ve tabii ki biraz da karabiberi mutlaka için gripken ilaç aslında o. Hem de lezzetli tamamen bir ilaç. Tamamen doğal ilaç, antibiyotik doğal gibi. Doğal ilaç, evet evet. Yavuz Düzdar hocamız bize şiddetle önerdi. Çünkü içindeki o jölemsi şey ve faydalarını anlattı. Lütfen ben de tavuk suyu çorbayı değerlendir Rahimeciğim. Yeliz Hanım, Yeliz Gazi Hanlıoğlu. Seni çok seviyorum Açeli ablacığım. Ay canım, ben de sizi çok seviyorum, sağ olun. Seninle konuşuyor olmak isterdim. Çay kahve içmek isterdim. Buyur gel Yeliz içelim. Aşk olsun lafım olur bir çayın kahvenin yemeğin. Başımızın üstünde yeriniz var. Nedret Hanım söylemiş, göndermiş. Bir an önce sabah olsun yeni bir güne Açelya ile başlamak istiyorum demiş. Ay çok teşekkür ederim, utandırdınız, sağ olun. İnanın ben de bir an önce sabah olsun. Hatta cumartesi hani ilk başta böyle çok mutlu oluyorum. Böyle kızım, eşim, evim böyle... Pazar oluyor. Ay diyorum bir an önce diyorum. Pazartesi olsa da sizle birlikte olabilsem. Her şeyin hayırlısı tabii. Sağlıklı, sıhhatli her şeyden öncelikle. Aileyle zaman geçirmek çok önemli. Çok güzel ama çalışmak da çok güzel. Hepsi bir arada olduğu zaman daha da güzel. Nurcan Hanım göndermiş. Bir an önce tüm çocuklara güzel bir hayat yaşasın istiyorum. Ne güzel. Bravo, bravo. Harika. Biz de bu isteğinize gönülden katılıyoruz. Aybüke yazmış. Verdiğiniz tarifleri yapmak istiyorum. Evet okumaya devam edeceğim. Tarifler demişken sevgili Aybükeciğim biz hemen tarifimize bakalım. Evet. Bu arada etlerimizi saracağız. Etlerimizi doğradık. Sebzelerimiz için tavamızın altını yakalım. Çok güzel şöyle oldu. Tavamızı yakalım biz. Şimdi ben kenarda sonra kullanırım. Atmak şöyle yok. Şöyle. Şimdi biz sebzelerimizi biraz böyle bir soteleyeceğiz tamam. Böyle hafiften tamam. Böyle. Pişirmeyeceğiz çok. Şöyle. Soteleyecek misin bunları? Tabii tamam, tabii. Tamam çok güzel. Taz soğanımızı sotelemiyoruz. O biraz canlı diri kalsın. Böyle. Hadi hemen ne yapalım? Yağımızı mı koyuyorsun soteleyeceğimiz tavanın evet, içine? Evet. Hemen yağımızı ilave edelim. Ne kadar istiyorsun şuradan tatlım? Koyalım şöyle. Koyacağım. Ne kadar istiyorsun canım? Hafif şöyle. Hmm. Bir yemek kaşığı biraz kadar. Biraz olsun. Bugün boldan olsun. Hayır biraz sebze yağı istiyor yani doğruyu söyleyeceğim sote. Hadi olsun. Yani Huriye kızıyor tabii bunları yapıp sonra hani kilo. Ama yok yani biraz sote. Akşama yürüyüş yaparız bir şey olmaz. Kalmaz bir şey. Evet. Şimdi güzelce
Koyalım. Koyuyoruz. Ay renklere bakın, renkleri. En sevdiğim renkler. Renklere bakın, renkleri. Hemen onları kenara koyuyoruz. Evet. Şu zaten biberin, patlıcanın, kabağın, böyle havucun değil mi? Duruyor, aynı mi? Yerde olması. Harika, harika. Bayılıyorum. Özellikle bu çok çevirmeyeceksin değil mi? Çok eritmeyeceksin. Yani. Çok eritmeyeceğim, evet. Zaten şimdi demir döküm tavanın sıcaklığı da o zaten böyle etin içinde bir marine olarak pişecek zaten. Evet, çok doğru söylüyorsun. Karnabahar daha haşlanıyor galiba. Haşlanıyor, evet. Karnabahar yedirteceğim çocuklara diyorsun. Beslenmeye istiyor diyorsun. Beslenmeye. Kaç yaşında çocuğum? Kızım 10 yaşında. 10 yaşında. Allah bağışlasın. Bir tane. Evet. Bir tane. Ay canım benim. Neler yapıyor? Neler yapıyor? Şu an herhalde okuldadır şu an. Beni izleyemedi. Çok üzülüyordu hatta hani. Dedim, İzlersin anneciğim sonra. Sizi çok seviyor. Hani. İsmi ne? Pelin. Pelin'e buradan kocaman öpücükler. Canım benim. Okul çok dönüşü mutlu seyredersin. Sonradan izlersin de evet. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle değil mi? Öğrenmiş miyiz bir sevgili seyircilerimizle bakalım. Nasıldı? Böyle miydi? Evet. Nasıl? Daha da güzel. Şöyle. Ben hemen şöyle etlerimizi yapalım, şuraya hazırlayayım. Etlerimizi yavaş yavaş hazırlayalım. Evet. Efendim ne yapıyoruz? Sebzeli biftek sarıyoruz. Bizler biftek yoksa evde tavuk göğsü, tavuk kalçası hepsinden yapılabilir. Önemli olan hani bunu biraz daha dövüp böyle ince bir hale getirebilmek de sarabilmek için. Sararken neye ihtiyacımız olacak sevgili Selda'cığım? Kürdana değil mi? Tabii şimdi demir döküm tavaya koyacağımız için biz onu hemen... Evet, kürdana şöyle, şey yapacağız. Şöyle yapalım. Evet, orayı da açalım. Açalım, güzel. Evet. Ben açarım güzel sen. Tamam. Güzel güzel. Şöyle bunu koyalım döküm hemen. Döküm tavamıza ısınıyor. Sebzelerimiz de yavaş yavaş ölmeye oluyor. Başladı. Ölüyor, sonra saracağız onu. Şimdi döküm tavamız ısınıyor. Evet. İstersen yer değiştirelim. Ben bayılırım yer değiştirmeye. Böyle ocakta sevgili oyunlarım her zaman olur. Evet, sebzelerimiz hatta ben şöyle alayım. Al, yeterli. Al. Evet. Dur bakalım. Onu al şöyle. Getir onu buraya. Oraya mı koyalım? Tabii tabii. Bir dakikada daha hızlı ateşte ben onu. İki saniyede yaparım. Tamam. Biraz daha insin. Kürdanımızı hazırladık. Karnabaharımız kaynıyor. Peki karnabahara ne yapacağım dedin? Sebzeli şey karnabahara karnabaharımızı sadece köfte gibi mi yapacağız? Köfte gibi tabii böyle köfte gibi karnabahar. Tamam. İçine biraz ekmek koyacağız. Galeta unu yumurtayla böyle bulacağız. Kıyma böyle. Yerine kullanacaksın yani. Kıyma gibi tabii tabii. Hiç anlaşılmayacak karnabahar oldu böyle. İçine de bir tane patates koyacağız içine. Şu an sarabilir miyiz? Oldu mu? Yeter sarabiliriz, mi? Sarabiliriz. Aynen. Tamam kapatalım bunu. Biraz daha yumuşasın zannettim. Şöyle şuraya. Evet. Hadi bakalım biftek sarıyoruz. Buyurun. Ben sıcağa alışığım. Sıcak beni korkutmaz. Şöyle bir tane de sarı koyalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi kürdanları al. Kürdanla. Şöyle. Dikiş gibi bakar mısın? Dikiş dikmeyi bilmeyenler. Bugün mutfakta da stüdyoda da dikiş var. Şöyle koyayım. Saralım birkaç tane. Şöyle. Ay sar. Sunum içinde çok güzel bir yemek oluyor. Şöyle. Sar, bayılırım zaten. Taze soğanlarımızı koyalım. Şöyle birkaç tane. Şöyle. Harika oluyor vallahi. Kürdanımızı. Etimiz ince olduğu için çok rahat takabiliyoruz. Şöyle. Görüntüsüne bakar mısın Sela? Sanki şey böyle hani bahçe gibi. Dekor gibi. Dekor gibi. Bayılıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani yemek yapıp fotoğraf çekmeyi sevenler çok oluyor ya. Artık hepimiz yaptığımız yemekleri çekiyoruz, arşivliyoruz. Sen de mi onlardan bir tanesin? Kesinlikle. Bir çiğ çekin bir de pişmiş çekin. Çiğ de çok güzel görünüyor çünkü fotoğrafta renklere tabii, bakar tabii. Mısın? Neler yapıyorsun peki şimdi? Bir restoranın mı var? Bir yerin mi var? Kafen mi var? Ne yapıyorsun? Bir kahvaltı evinde, yöresel kahvaltı evinde kahvaltı şefiydim. Böyle güzel sunum taşlarım vardı. Peynirler süslüyordum böyle. Çok sunumu seviyorum böyle. Öyle mi? Mutfakta evet. Göze kahvaltı hoş... da yani en sevilen öğünlerden bir tanesi. Benim de çok sevdiğim bir öğün. Ama aslında ev hanımına terfi ettim tekrar. Öyle mi? Baktım ki mutfağımdan uzak kalıyorum. Kalıyorum dedin. Dayanamadım etimizi. Bir yandan. Bir tanesini alayım mı? Atabilir miyim? Tabii atabilirsin hemen. Başlayalım. Şimdi atıyorum.
Ve bakın bu sesi hepimiz çok seviyoruz. En sevdiğimiz bölüm. Evet. Evet. Ama sen koyarken ben hemen... Ya şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Bir de sesli. Şöyle hemen. Hani genelde böyle tava çok ısınmayınca ne oluyor? Görüntü var, ses yok oluyor ya. Şimdi görüntü de var, ses de var. Birbirini tamamlıyor. Hemen şöyle bakıyorum. Daha var. Kendini bırakıyor. Sakın birden çekmeyin. Özellikle tabii. Döküm tavalarda yapışmıyor. O belli bir süre sonra hani et oldukça krep gibi nasıl kalkıyor yukarı. Ama siz zorla çektiğiniz zaman olmuyor. Daha var. Daha var diyor. Açeyle daha var. Beni oynatma, çevirme. Ben mühürleneceğim diyor. Şu an yaptığımız işlem. Evet. Duydum. Mühürleme. Mühürleme yapıyoruz. Kıpırdamıyorsa hiç ellemiyoruz. Yok, hiç kıpırdamıyor. Evet. Kıpırdamak istemiyor. Şimdi böyle nar gibi dönecek zaten. Zorla kıpırdatamam. Valla görünce harika. Değil mi? Tam fotoğraflık çocuklar. Çok güzel koku oldu. Nasıl? Şimdi ne yaptık? Bu arada karnabaharlarımız haşlanıyor. Burada döküm tavada mühürlüyoruz etlerimizi. Ne yapmaya geldiyse hurma tatlısı yapalım. Ben çok merak ediyorum. Hurma biliyorsunuz çok faydalı. Yani tatlı olmasının yanında aslında vücuda da tatlı. Neden? Çok lifi var bir kere. Düşünsenize o kadar sıcakta yetişiyor ki hurma. Bu kadar güneşin enerjisini almış bir meyvanın. Düşünün o sıcağa rağmen direnç gösteriyor ve diyor ki ben buradayım. Evet ama hurma tatlısı. Hurma şekline benziyor burada. Evet. Ama hurma işte olmadığı zaman bulamadığımız zaman hurma şeklinde bir tatlı kesinlikle yapacağız. Ben de çok severim. Ramazan'da özellikle. Değil mi? Bayılırım. Yenilir yani. Önce Ramazan'da oluyordu da artık şimdi şey değil. Ben şimdi hemen tatmadım hızlı başlayayım. Hurma hemen. Bulamadın. Hurma şeklinde tatlı yapacağız. Tatlı yapıyoruz. Evet. İlk önce sıvılarımı koyayım ben. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Hemen şöyle. Attı bu arada görmek ister misiniz? Kendine. Attı kendilerini. Çevirdim. Çok güzel oldu hemen değil mi? Hemen şurada kaşık vardı. Şeyden aldım. Al bir tane. Teşekkür ederim. Bir çay bardağı. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Şöyle. Hemen onu da koyayım. Ağırıyor. Bir adet kabartma tozumuz. Kabartma tozumuz. Şimdi onları yoğuracaksın sen evet. Değil mi? Bir adet vanilyamız. Hemen onları da koyduk. Bir yumurta ekranda kırıyoruz. Ekranda şimdi tarifi verdik. Evet. Bir yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle hemen kaldırayım. Evet. Tamam. Şöyle olmasını istersen canım. Hemen şöyle. Evet. Bir tane kuru kaşık daha alayım ben. Al. Unumuz için. Ay. Çok güzel oldu. Hemen bunları şimdi. Fırına koyacak mıyız? Yeter. Kızarmaya gerek yok. Biraz daha bir tane böyle kızartalım. Tamam. Son ayağımızı da koyalım tatlımız için. Hı-hı. Evet koyalım. Yağımızı da koyalım. Tereyağı da olabilir. Ben çok seviyorum tereyağıyla. Ya da margarini. Margarinimizi koyalım. Evet. Margarinimizi. Hemen onu da koyayım. Hı-hı. Şimdi ne yapıyoruz? Onları güzelce. Şöyle. İstersen bir... sokayım değil mi elimi? Aynen direkt elimi sokayım hemen başlayayım. Elin lezzeti olmadan olur mu? Ojen yok, bir şeyin yok rahat. Mutfakta ojeyi kullanmıyorum. Çok genellikle mutfakta olduğum için ben. İlk önce şöyle bir sıvılarımızı şöyle bir elimizde yoğuralım. Unumuzu koymadan önce. Ay çok güzel oluyor, çok güzel oluyor. Bakar mısın? Dön. Harika, nar gibi kızardı. Hı-hı. Dört tarafını da pişirdik değil mi bifteğin? Eşit evet, şekilde. Evet, bir şekilde. Hepsi nar gibi çok oldu. Çok şık bir sunum. Ben size söyleyeyim sevgili hanımlar. Yılbaşı geliyor. Özel çok masalarımız şık. İçin çok güzel bir yemek. Çok şık bir sunum. Yani şimdi bana biri böyle tabağa bunu koysa önce bir bakarım. Sonra bir tadarım. Sonra da mutlu olurum. Çok şık. Çok çok beğeniyorum. Bu arada hamurumuzu yoğuruyoruz. Hurma tatlısının. Hurma tatlısında hurmamız yok ama hurmanın faydalarından bahsetmeden edemiyorum. Gerçekten. Hurma bol bol yiyin, tüketin. Hurma şöyle. Tatlısının da görüntüsü çok şık. Biliyorsunuz aynı zamanda tatlıların birazcık zamanı mı geldi kış olunca? Ne diyorsunuz bu hamurlu tatlıların? Evin sıcaklığı, çaylar demleniyor. Çok güzel. Çevir. Oldu mu Selda'cığım? Alayım mı artık? Evet, artık alabiliriz. Artık altını kapatıyorum. Tamam. Oldu çünkü.
Ve güzelce servis tabağıma koyuyorum. Gel istiyorsun. Gel. Tabağımıza hemen. Bu sizin için sevgili seyircilerim. Bu yakın plan çeken İsmet için. Bu ekibimiz için tabii ki. Şöyle. Şöyle hepsini koydum. Sonra servis. Yanına ne sonra yakışır? Sonra sunarız onları biz böyle. Şimdi düşünüyorum. Domatesler, güzel yeşillikler evet. Böyle. Bunları süsleyeceğiz zaten. Evet. Yanına ne yakışır diye düşünüyorum. Hazır. Hani bugün yapmaya karar verirseniz bir nebze olsun yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Patates püresi çok güzel olur. Pilav çok güzel bulgur olur. Bulgur pilavı. Bulgur pilavı da harika. Çok güzel olur ama sanırım benim yine de favorim patates püresi olacaktır. Çünkü patates sebze seviyoruz. Var düşünüyorum. Güzel bir et var. Bir de patates püresi. Bir de patates püresinin içine de bir iki tane böyle kornişon biberi. Biberi değil. Ne denir? Salatalık turşusunu. Salatalık. Böyle ufak doğrayın. Patatesin içine atın. Biraz da evinizde peynir varsa peyniri de içine koyun. Özellikle parmesan varsa şöyle çok az ama eser şekilde öyle çok fazla yaparsanız o zaman da peynirli bir şey yiyormuşsunuz gibi. Böyle hafif böyle 3-4 tane 3-4 rendelik bir parmesan, kornişon ondan sonra turşusu, patates ama patatesi çok ezmiyorsunuz ve üzerine de karabiberinizi ilave ediniz. Evet, şimdi. Şimdi unumuzu koyalım, sıvılarımızı karıştırdık. Tamam. Unumuz ortalama 2,5 su vardı. Karnımlarımıza bakalım alıyorum. Bu arada. Tamam, alıyorum. Yumuşamıştır artık herhalde. Aç elimizi bakalım bir. Hı hı. 2,5 su bardağı şöyle elimle yardım ederek koyuyorum. Şöyle. Yine alabildiği kadar unu herhalde değil mi canım? Yumuşamıştır artık ortalama. Aa, yumuşamış. Evet. Bayağı yumuşamış. Bakın. Bayağı yumuşamış. Evet. Olmuş. Ya ben karnabaharın bence sevmeyenler için şunu düşünüyorum açıkçası. Şu ilk çıkan kokusunu sevmiyorlar. Tadına bakıp sevmemek kesinlikle imkansız. Evde kaynadığı zaman. Evet böyle. Eve yayılan bir kokusu var. Evet. Ama onun da bir çözüm var aslında. Var mı? Sen yoğururken anlat bakalım. İçine bir adet soğan koyuyorlar. Ya öyle da mi? Ekmek parçası koyuyorlar mesela hani. Ben çok şimdi mantıklı. Buraya karnabahar kokutmak istediğim için koymadım size. Ben de çok severim. Buram buram kokusunu istedim. Allah karnabahar sevilmez mi diyorum ama sevmeyene de saygı duyuyorum tabii ki. Ah çok güzel oldu. Hiçbir şey olmadı. Biraz zeytinyağı, limon, biraz sarımsak. O bile yetiyor karnabahara. Evet. Şimdi hamurumuzu iyice yoğuruyoruz ve yoğuralım bakalım. Hı-hı. Neler koyduk? Bir daha hamurumuza kaçıran seyircilerimiz olmuş evet, olabilir. Evet söylüyorum. İçine bir yumurta, bir sıvı yağ koyuyoruz bir çay bardağı. Bir evet. Çay bardağı yoğurt koyduk. Ve bir margarin ya da tereyağı değil mi bir kalıp? Evet margarin koyuyoruz bir adet. Evet. Bir adet kabartma tozu, bir adet vanilya. Bu çok böyle ben aslında bu benim ilk yaptığım şerbet tatlı diyebilirim. Öyle mi? Bu benim ilk deneyimimdi. Hani böyle mutfağı çok böyle bilemeyenler, böyle yeni gelinler falan hani aslında onlara çok tavsiye edebileceğim öyle böyle mi? Bir. Ah ne güzel. Ben mutfakta genelde böyle bir şey. Unlamam lazım kendimi. Unlaman lazım. Bu benim ben alışkanlığım. Şey bayılıyorum. Ben çocuklar mutfağa giriyor böyle burnuna un koyuyorlar şöyle. Çok ben hep güzel öyleyim işte. Öyle. Hep sürekli üstüm batıktır benim böyle. Ne güzel. Olsun. Her şey yıkanır. Ele yapışmayacak bir kıvam. Gelene kadar. Evet. Yavaş karnabahar ben aldım. Ufak ufak püre yapayım mı ister tabii, misin tabii, bu arada sen onu yaparken sıcak, yanında? Sıcak dikkat edelim. Tabii. Sen o arada hamurunu yoğur olunca başlayalım şekil vermeye. Evet yavaş yavaş artık hı-hı. Hamurumuz kıvamlanmaya başladı. Değil mi? Evet. Şimdi hurmalı. Hurma tatlısını yapıyoruz. Hurma tatlısı. Benim aklım hep hurmalı da ya. Ben bayılıyorum yani çok özür dilerim hurma deyince. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben bu arada evet, karnabaharımı ufak doğruyorum. Güneyde mamul derler. Yine böyle hurma şeklinde de alınır, yuvarlak da olur. Yine içine hurma doldurulur, bir tatlı vardır. Hamuru da irmiklidir. Şöyle bunun ama şekli hurma şeklinde, hurma tatlımızın. Evet, şimdi. Bakın sevgili seyircilerim. Bu karnabahar
Yenmez mi değil mi Selda'cığım? Yenmez mi? Yenir. Hadi bakalım şimdi içine patates de mi ilave ediyoruz? Evet, bir adet şöyle patatesimizi koyalım. Tamam canım, koyalım onu da iziyoruz. Evet, birlikte. Hazırlamıştık şöyle hemen. Evet. Senin hamurun oldu mu? Oldu artık. Benim. Alalım mı şimdi unumuzu? Şekil vereceğiz. Şekil evet. Vereceğiz tamam. Kullanalım unumuzu. Şöyle kenara. Ele yapışmayacak kadar oldu. Çünkü çok fazla un kaçırırsak hamur olur tatlımız. Çok güzel. Buna yağ ekleyeyim mi bu arada? İster misin yağ, tuz? Nasıl yani istersen tuz, yıkarım. Tuz koyacağız şimdi. Tuz onun baharatlarını koyacağız. Yeşilliklerini tamam. Doğrayacağız. Önce istersen tuzunu koyayım. Biraz tuz koyalım tamam. Tamam. Ne koyduk içine? Patates haşladık koyduk. Karnabahar koyduk. Haşladık ama karnabaharımız değil mi Efe? Haşladık bir ortalama 500 gram olacak şekilde böyle. Güzelce haşladık. Güzelce haşladık onu patatesle beraber kıvama getirdik. Sonra içine tuzumuzu patatesimizi eziyoruz. Bakın görüyor musunuz? Bir çatal yardımıyla. İstiyorsanız elinizle de olur. Evet, sen de yap bakalım orada hemen hurma ben, tatlımızı. Evet, ben hemen şekli yap bakalım, hadi şeklini ver görelim. Bakalım nasıl veriliyormuş o hurma şekli. Ben çok merak ettim. Ya şöyle hemen. Bakalım çok ince uzun açıyorsun ince değil uzun mi? Açıyoruz, evet. Diyorum ya çok kolay bir aslında böyle herkesin elinin altında bulunacak bir tarif evet. Bence. Ayrıca böyle misafir geldiği zaman hemen şöyle yassı yapıyorum ben evet. Onları. Sonra ben bıçakla onları böyle şerit yerim. Şekil keseceğim. Vereceksin. Evet, şerit şerit keseceğim. Hadi bakalım. Hemen bıçağımızı alalım. Hemen alalım. Şöyle. Bu arada ben nasıl bak. Bütün kuvvetim. Alalım hemen yanımıza. Şurada tepsimiz var. Alacağım al canım. Hemen. Şöyle şuraya da koyalım. Kız seviyor mu bu hurma tatlısını? Çok seviyor. Seviyor değil mi? Böyle böyle hemen atıştırmalık gibi böyle yudum yudum hemen. Hı-hı. At ağzına ye hemen. Şöyle. Şöyle. Evet. Verev verev kesiyoruz şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Hı-hı. Şöyle dizelim hemen. Hı-hı. Şimdi başka ne koyacağız canım bunun içine? Şimdi ona yeşilliklerimizi koyacağız, baharatlarımızı ekleyeceğiz. Baharat başka ne koyalım? Bayat ekmeğimizi koyacağız içine. Şöyle bir köfte gibi onu böyle kavuracağız böyle tamamen. Tamam. Tamam. Sen o zaman hurma tatlılarını hatta keserken. Sen onu ezerken ben hatta soğanı da. Soğanı da bir ilave adet, ediyoruz. Bir adet soğanımızı, rendelenmiş soğanımızı ekleyelim içine. Geçelim o zaman ekranda. Soğanımızı koyduk. Karnabaharımızı 15 dakika haşladık. İçine patates koyduk, tuz koyduk. Soğanımızla birlikte. Sonra şimdi dereotumuzu falan dereotumuzu her şeyimizi koyacağız. Ondan sonra baharatlarımızı koyacağız tamamen. Hı hı. Baharat isteğe bağlı. Herkesin sevdiği baharat var, sevmediği baharat var. Evet. Şimdi karnabaharın içinde neler var? Bir daha söylüyorum ben. Sevgili seyircilerime hemen şöyle sebzelerini alacağım. Karnabahara koyayım. Ay sen bana o arada ben onları güzel güzel doğrayayım istersen. Aman. Neyimiz var? Maydanoz var. Maydanozumuz. Dereotumuz var. Hepsini içine mi koyuyoruz? İçine doğrayabiliriz içine. Güzel bir tarif. Ayırabiliriz de hani bu isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Nasıl istersek. Dereotunu yemedikleri için hani kimi ben doğramak bazen istedim. Sevmezler dereotunu. Öyle mi? Ben yeşilliği çok seviyorum. Her şeyde de kullanırım. Şöyle deneyeyim bakayım. Bu da yöntemlerimden bir tanesidir. Ver onu bakalım bana. Elin ne güzel yakışıyor. Teşekkür ederim. O sizin. Güzel gözleriniz. Ay yeşillik zaten değil mi? Yeşilliğin girdiği şey şeyle. Bence de çok hem sağlıklı faydalı. Evet şimdi bu da hazır. Evet. Şimdi hemen, geldik ne yapıyoruz? Güzelce karnabaharımızın içine koyduk. Başka ne koyuyoruz? Dur ben sana onu yıkarım veririm. Sen tamam. Başka ne yapıyoruz? Kimyonumuzu koyalım hemen. Kimyon koyuyoruz. Hemen kimyonumuzu koyalım. Hı-hı. Ay böyle bile yenir ben size söyleyeyim. O kadar güzel oldu. Güzel duruyor, değil mi? Renkli renkli. Renkli hemen renkli. Baharatlarımızı da koyalım. Kimyonumuzu koyalım. Karabiberimizi koyalım. Kimyon ve karabiber ilave ediyoruz. Pul biber de koyalım. Çok da sağlıklı, sıhhatli
karabiber, kimyon. Evet. Evet. Aslında tam da söylediğim gibi değil mi? Şey yapıyoruz baktığınız zaman. Köfte, kıyma yerine bunları ilave ediyoruz. Karnabaharı koyuyoruz. Gerisi herhalde yumurta falan da kıracağız değil mi? Bir tane yumurta da koyacağız şimdi. Galeta onu da koyacağız. Çok güzel bayat oldu. Bayat ekmeğimiz bir buçuk, var. Bir buçuk bardak kadar bayat ekmeğimiz var içinde. Çok bence sağlıklı bir tarif. Bayıldım bu tarife ben. Hiç düşünmemiştim. Karnabaharın her şeyini yemiştim ama salatasını. Hani köftesini böyle yapmayı hiç düşünmemiştim. Çok güzel oluyor. Karabiberini de ilave ettik. Kimyon da çok yakıştı. Şimdi aynen yumurtamızı kırıyoruz. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Önce bir dakika şu bayat ekmeğimizi koyalım. Tabii biraz kıyma olmadığı için bolca olsun değil mi bayat ekmeğimiz? Sonra elimizle şekil vereceğiz. Ama bildiğiniz köfte yaptık aslında biz şu an. Ben hemen fırınımızı açayım buradan. Evet, tatlımız için. Güzelce. Ay bugün sevdiğim bir tarif öğrendim. 180 dereceye fırınımızı ayarladık hemen. Yumurtamızı ilave ettik. Evet. Şöyle artık eli alayım ben. Artık onu. Seni ister. Tabii. Tarifin. Şimdi biraz koydum biraz daha mı koyalım? Biraz tamam. Daha koyalım. Çünkü kıvama göre un da ekliyoruz buna biz şimdi. El yapışmayacak olacak. Öyle mi? Tabii. Unumuz da elimizin altında hazır hemen. Harika bir tarif. Şöyle. Şurada ne var? Ben sıyırayım senin kolunu. Değmiyor çikolata. Değmiyor. Sen de mutfakta titiz misindir? Çok. Ben de çok titizimdir. Haklısın. Hiç seyircilerimiz böyle. De öyle. Sağ olsunlar. Ondan sonra önemli şeyler bunlar. Haklılar. Bakalım. Evet. Şimdi tavamızı hazırlayalım. Kızartacağımız tavamızı. Hemen güzelce. Şöyle. Ben hallederim. Sen şunu alalım. Yoğurmana bak. Şimdi güzelce döküm tavamızın işi bitti. Hemen. Sıcak bir şey olmaz. Öyle şeyler. Alışığız biz. Kıvamımız tamamen ele yapışmaması lazım. Evet. Şimdi kızarsın burada güzelce yağımız. Şöyle. Ondan sonra neler yapacağız neler? Köfteleri kızartacağız. Karnabahar köftelerimizi. Karnabahar. Şöyle bakalım hemen kontrol edelim. Oldu mu tuttu mu? Yok biraz daha. Daha ister mi diyorsun? Tabii. Yumurta da bir tane koyduk. İsterseniz siz iki koyun, üç koyun ne kadar çok tabii yumurta? Tabii şimdi karnabaharımızın ebatına bağlı. Normalde ben 500 gramlık kadar şöyle orta boy bir karnabahar kullandım. Evet. Tamam ben hemen şöyle. Sen onu yaparken ben ne yapacağım? Fırınımıza atıyoruz. Tatlılarımızı fırınımıza. Şöyle ben elimi temizleyeyim. Koyacağız. Bugün ne yapalım? Hemen. Çay mı demlesek? Olur mu çay? Olur ama biftek sarma. Şimdi düşünüyorum. Hurma şöyle. Tatlısı. Yok üstüne çay içilir hurma tatlısıyla bunların. Daha güzel olur. Şimdi hemen hazırladık. Şöyle bir yumurtamızı da hemen kıralım. Hemen çırpalım canım. Evet canım. Çırpıyor muyuz yumurtamızı? Çırpalım. Burada da güzel yağımız ısınıyor. Karnabahar köftemiz için. Evet. Unumuz hazır. Galeta unumuz hazır. Tamam. Sıralarımız bu. İlk önce un. Sonra yumurta. Sonra yağ. Sonra galeta. Dur bakalım yağımız ısındı mı ama? Bir bakalım mı? Tabii kızsın tamamen şöyle. Kızmadan olmaz. Tabii. Yok biraz daha kızmamış. Daha var. Sen orada şeklini göster. Evet ben şöyle hemen tabak alayım. Köftelerimizi hemen. Hadi tabak al sen köfteleri koy. Köfte. Ay mutfağımız tam yaşıyor böyle bayılırım. Hemen unumuza. Yumurtamız. Yumurta. Şöyle hemen galeta unumuz. Onu sonra kızartacağız ama şu anda var. Evet. Bekle. Çünkü bakar mısınız?
İstediğimiz şekilde top gibi de yapabiliriz. Böyle köfte gibi yoğun şey yuvarlak böyle olur. Yapabiliriz. İçine hellim falan koysak, sarsak, top yapsak. Olur. Kaşar peyniri bir de olur. Aa bak o da çok güzel tabii, olur. Tabii kaşar bile rendeleyebiliriz içine. Şöyle hemen galete. Ay. Buluyorum güzelce. Evet. Komple. Aa çok güzel olur. Var mı bizde kaşar yok değil mi Huriye? Var mı bu kaşarımız falan? Kaşarlı yok, yapacağım diyorsun. Yok. Yani aslında denemek vardı. İstedin. Ben denemek istedim. Evde kesin deneyeceğim ben bunu. Bence dene. Dene ben kaşarla yaptım. Güzel kaşarla oluyor. Yaptım. Şöyle ilk önce unumuza. Şimdi önce una. Önce sonra yumurtaya. Yumurtamıza. Sonra galeta unumuza. Galeta unumuza. Çok şöyle. Güzel oldu. Şimdi ben bir tane atacağım buradan çünkü cız 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 ufak ufak sesler geliyor. Ben bu sesleri hemen duyuyorum. Hemen ilk sifte yaptığımız, ilk attığımız, yaptığımız atalım. Bismillah. Bak bak bak. Tamam. Attık. Onu da güzel. Ve unumuz. Ay unumuzla birlikte çok güzel kızarıyor. Yumurtamız. Onlar şimdi ne güzel olacak. Nar gibi kızaracak derler değil mi? Galeta zaten böyle onları nar gibi yapıyor böyle. Çok da hoş bir lezzet veriyor. Sen şimdi onları güzel güzel kızart. Kızartalım. İzninle ben bana bu güzel elbiseyi diken ve şimdi de kloş dikimini öğretecek Zülal Özlem Demir'in yanına geçiyorum. Ay ay kloş etek dikeceğiz. Ne kadar güzel, ne kadar şanslıyız. Zülal'cığım hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bugün kostümümü çıkarttım. Bana yeni kostüm giydirdin. Çok memnun oldum. Güle güle giyin. Göz kararı mı yaptın? Kesinlikle göz kararı yaptım. Ne gözmüş. Maşallah diyelim. Ve çok dua ettim. İnşallah güzel olur. Tam oturur tamam, diye. Tamam. Zaten kilidi açmışsın sen. Evet sanırım öyle çok oldu. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum canım. Güle güle. Nasılsın öncelikle? Nereden katılıyorsun? Teşekkür ediyorum. İstanbul Üsküdar'dan katılıyorum programımıza. Çok beğenerek izlediğim bir program. Çok sağ ol. Değişik köşelerini de merakla takip ediyoruz. Yemek de ayrıca takip ediyoruz tabii. Değişik değişik güzel lezzetler öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyorum Zülal'cığım. Peki bugün bize ne yapacaksın? Bugün size deri kroşe tek yapacağım. Deri? Evet. Deri seçmemin amacı hem dikiminin pratik olması hem de çok şık bir parça çok şık. Olması. Evet. Gardıroplarımızdaki kurtarıcı parçalardan bir tanesi üstüne aslında. Üstüne ne giyersen giy. Kesinlikle öyle. Kırmızı giyim, hem gündüzümüzü tabii, kurtarabilecek tabii, hem zaman, de akşamımızı kurtarabilecek bir parça. Ve derinin kendi özelliğinden dolayı hani kenarına bir daha bir dikiş yapmamıza gerek yok. Gerek. Burada da böyle hemen bir saat içerisinde tamamlayacağız inşallah. Hadi bakalım. Hadi yapalım. Hadi biz yapalım. Sevgili Zülal'le ne yapıyoruz? Kloş etek kesiyoruz, biçiyoruz, dikiyoruz. Hazır mısınız? Öncelikle nasıl bir kumaşa ihtiyacımız, şeyimiz var? Yani dikdörtgen mi, kare mi? Boy, en... Yapacağımız mu? Eteğin ben diz altı bir etek yapacağım evet. için yaklaşık 2 metre boyunda bir kumaş aldım. Evet. Kumaşımızın eni 1,5 metre uzunluğunda, boyu da 2 metre uzunluğunda. Eteğimizi kloş yapacağımız için üçgen şekilde katlamamız gerekiyor. Eninle boyuna gelecek şekilde üçgen katlayacağız. Tamam canım. Enine boyuna. Evet, şu şekilde. Şimdi üçgen, ben sana yardım edeyim. Evet, üçgen şöyle katlıyoruz. Hadi. Evet. Ay, etek dikiyoruz. Ay çok heyecanlı. Ne güzel. Burada bizim için önemli olan iki tane ölçümüz var. Birisi belimizin ölçüsü, bir evet. de eteğimizin boyunun ölçüsü. Bir de eteğimizin boyunun evet. ölçüsü. Evet. Eteğimizin ölçüsünü aldıktan sonra bel ölçüsünü, çok önemli kritik bir formülümüz var burada. Bel ölçüsünü 3'e bölüyoruz. O bize eteğimizin belini yapacağımız kavisi verecek. Şimdi mesela belimiz 80 ise. Evet bölü 3. Bölü 3 yani o da ne ediyor? Takriben 26 falan ediyor evet. değil mi? Evet. Şimdi o ölçüyü şu şekilde uyguluyoruz. Şuraların tam 26, birbirinin üstüne gelmesi ediyor. Gerekiyor. Ona göre ölçtük. Evet. Kumaşımızın tam şu en sivri noktasından şu şekilde ölçü alıyoruz. Ay çok güzel. Anladım. Her şey oran orantı bu hayatta değil evet, mi? Evet. Özellikle dikişte acayip bir matematik var.
Ama tabii matematik var diye gözlerini korkutmasın. Korkusun canım. Şöyle belimizin kavisini oluşturuyoruz. Evet, sonra alt eteğimizin ucunu da oluşturalım, ondan sonra keselim. Etek boyunu ne kadar istiyorsak. Biz 64 santim yapalım demiştik. Yine buradan ölçümüzü bu şekilde etek boyumuzu istediğimiz kadar. Yani ne yaptık? Üçgenin, bir daha tekrarlamak istiyorum. Burası çok önemli. Üçgenin, üçgen yaptığımız kumaşımızın bel ölçümüzün 1/3'ünü ölçüyoruz. Mesela 70, 25, 25, 50, 75 diyelim. 75 santim bir belin 25 santimini, 1/3'ünü hesaplayıp üçgenin ucundan aşağı doğru çiziyoruz. Yani ne oldu orası? Bizim kloş kavisimizi belli etti. Evet. Ondan sonra da istediğimiz boyu, mesela 65, 70, 80 bacaklıkta nerede olsun istiyorsanız ona göre belirliyorsunuz. Yani biz şurayı bir daha göstermek istiyorum sevgili yönetmenim. Biz burayı, burası kloşun gelişi. Yani 25 santim, 75 olsa 25 santim. Buradan aşağısı da sizin istediğiniz etek boyu. Etek doğru mudur buraya kadar? Aynen. Tamam. Aynen şöyle. Şimdi ne yapacağız? Şimdi keseceğiz. Keseceğiz. Tam da bu arada bu kumaşı bulabilir miyiz? Deri kumaşı. Evet, evet, çok rahat bulabilirsiniz. Tamam, deri kumaşı diye bulabiliriz. Aynen, suni deri zaten. Gerçek deri kullanmıyoruz. Şimdi buna bir santimde böyle dikiş payı vererek dikiş yukarıdan. Dikiş payı veriyoruz. Kesiyoruz. Alttan dikiş payı vermemize gerek yok çünkü altını zaten katlamayacağız. Evet. Bu şekilde. Çünkü bu kumaşlı pekle kaplamaya değil mi ihtiyaç olmuyor? Yok, aynen. Lazer kesim mi o bıçak? Lazer kesim değil ama deriden dolayı, deri atan bir şey değil, kumaş değil. Dokumasından dolayı. Yani lazer makaslar çıktı şimdi. Evet, aynen. O yüzden. Evet, evet, onlar süper oluyor. Mesela şu yeleğin şeyi lazer kesim. Kesimle yapıyorsun değil mi? Aynen. Bu şimdi bir parçamız oldu. Görüyor musunuz ne kadar güzel oldu? Böyle iki tane parça hazırlıyoruz. Ben zamanımız dar olduğu için diğer parçayı burada hazırladım. Hazırladınız. Biri ön parçamız, biri arka parçamız olmak üzere iki tane şimdi parçamız var. Şimdi onları dikeceğiz değil mi? Birleştireceğiz. Aynen. Görüyor bunlara musunuz? Bel parçası gerekiyor. Şöyle belimizin ölçüsü kaçsa artı iki, iki tarafından birer santim dikiş payı olmak üzere bel ölçümüze veriyoruz. Bu şekilde kemerimizi oluşturuyoruz. İstiyorsanız kemeri farklı bir renk kullanın. Olabilir. Bazen aynen. Hani özellikle beli ince hanımların hakkıdır efendim. Orayı böyle göstermek, altını çizmek isteyebilirler. Kırmızı kullanın, mor kullanın kemerinizi. Ama kloşta çünkü çok yakışıyor kemer payı. Evet, kesinlikle. O yüzden kloş kemersiz olmuyor. Aynen. Şimdi hemen bunu dikelim. Evet, dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Terslerini birleştireceğiz herhalde. Aynen. Evet. Şimdi bir tarafını tamamen dikiyoruz. Bir tarafından da fermuar için biraz boşluk bırakıp dikeceğiz. Sonra da hemen kemer parçamızı takacağız. Hadi gel dikelim. Aslında ne kadar havalı, büyük görünen bir etek değil mi? Kloş etek. Evet. Ama dikilmesi doğru matematiği kurduktan sonra kesinlikle. Hani işinizi şey yapmıyorum ama daha kolay. Diğer bir yakaya göre, kol oyuntusuna göre dikeceğiniz şeylerde. Aynı zamanda kloşa kazak da dikebilirsiniz. Tam kloşun oraya. Kestiğiniz, eski kullanmak istediğiniz bir kaza kloşun içine de dikebilirsiniz. Öyle de değerlendirebilirsiniz. Terletiyor mu bu kumaş? Ben kışın kullandığım için terlemedim. Terletmiyor değil mi? Evet. Hani etekte. Aksine sıcak da tutuyor. Sıcak gayet sıcak bir parça oluyor. Peki bu kaymayan bir deri mi? Yani tel yapmaya gerek yok değil mi? Eğer yeni başlıyorlarsa tel yapmaları avantajlı olur. Öyle mi avantajlı? Evet. Nasıl başladın? Ailenin terzi var mı? Bizim ailenin hepsi terzi değil. Ay ne güzel. Annem, teyzelerim, sevgiler, halalarım. Sevgiler, selamlar olsun onlara da. Yani terzi derken kendi kıyafetlerini kendi dikeni insanlar. Sen de kendin mi dikiyorsun kıyafetlerini? Aynen, ben de kendim dikiyorum. O bir hastalık zaten. Değil yani mi? Onu yapınca artık gidip ya, hazırlamıyorsunuz. Değil mi? Onu söyleyecektim. Kesinlikle öyle. Ya da aldığınızı böyle direkt yiyemiyorsunuz. Muhakkak bir değişiklik yapmak istiyorsunuz onda.
Şimdi çok şöyle biraz fermuar için açıklık bırakarak bu tarafı da kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi bunun elbisesini de düşünüyorum. O da çok güzel olur bu kumaşın değil mi? Evet. Şöyle balerin yaka. Daha ince formda daha dökümlü deriler de var. Ben biraz daha böyle tok dursun diye daha kalın bir deri aldım. Arzularına göre renkleri alabilirler. Renkleri de var sanırım. Renkleri de var, evet. Çok güzel. Şimdi diktik. Aslında şimdi biz hemen eteğimizi ne yaptık? Kenarlarını dikmiş olduk. Aynen. Kenarları bitti. Kenarları bitti. Şimdi kemerini ekleyeceğiz. Evet. Çağın kemeri dikiyoruz. Şimdi biliyorsun çok önemli bir konuyla birlikte olacağız birazdan. Doktor Hakan Rauf Tüfekçi ile birlikte olacağız. Romatizma ile konuşacağız. Ailede romatizma ya da romatizma ile ilgili bir sorun olan oldu mu? Çok yakından ve şiddetli yaşayan olmadı. Olmadı. Ama genel bir bilgin var değil mi romatizma tabii, ile ilgili? Evet. Bakalım öğreneceğiz Hakan Bey'den. Romatizmanın hayatımızda belirtileri nedir? Hangi durumda romatizma diyeceğiz? Hepsini öğreneceğiz. Hayatı zorlaştıran bir hastalık olduğunu biliyorum romatizmanın özellikle yaşayanlardan. Ay çok güzel oldu. Görüyorum şimdiden hissedebiliyorum. Valla elinize sağlık ama tabii sizin ustalığınızla da birleşince kolay gibi görünüyor. Teşekkür ederim. O dikişler şeyler. İlgilenen herkesin yapabileceği bir parça bu. İstedikleri evet kumaşlardan çalışabilirler. Keçe kumaşı alıp keçeden yapabilirler mesela. Evet. Ama deri dediğiniz gibi çok duruyor. Özellikle kış aylarında. Evet. Kalın çoraplarla, evet, evet, çizmelerle çok şık duruyor. Çizmelerin üstünde özellikle çok şık duruyor. Belli mi olur? Yarın da bunu giyeriz. Çok güzel olur. Çok güzel oldu. Şimdi belini de diktik. Eteğini dikmeye gerek yok. Eteği atma yapmıyor değil mi? Yok yok yapmıyor. Ama eğer kumaş olsaydı bir dikiş istiyordu aynen değil mi? Aynen. Ona işte tekrar bir temizlemek için overlock dikişi yapmamız gerekecekti. O yüzden hani deri tercih ettim. Diktim deme eteğimizi bana burada düşüp bayılacağım. Evet bitti. Fermuar kaldı sadece. Fermuar kaldı. Aynen. Şimdi kemerimizi de şöyle ikiye katlayacağız fermuarımızı diktikten sonra. Evet. Kalınca bir eteğimiz kemerimiz olsun. Ay çok güzel evet oldu. Bakın bu şekilde. Eteğimizi diktik. Hazır sayılır. Biraz fermuar dikişini de gösterebiliriz. Vaktimiz yettiği kadar. Şimdi gizli fermuar kullanacağım ben. Au. Fermuar ayağımı değiştiriyorum. Bu arada sen fermuar dik. Tamam. Son halini ben de heyecanla bekliyorum sevgili seyircilerimiz gibi. Ben de bu arada Doktor Hakan Rauf Tüfekçi'nin yanına geçip şu romatizma neymiş nasıl öğrenilmiş öğrenmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Çok nasılsınız? Kıymetli vaktinizi ayırdınız biz de oldunuz. Sağ olun. Çok sağ olun biz çok mutluyuz o yüzden. Hocam bugün çok önemli bir konu romatizma. Hep çocukluğumuzdan beri duyuyoruz biz romatizmayı çünkü özellikle de biz çocukken hepimizin hayatında hep yaşlıların daha çok yaş aldıkça başımıza gelen bir şeymiş gibi düşünürüz ama sonra büyüdükçe öğreniriz ki hayatta öyle değil. Her an her şekilde olabilir. Evet. Öncelikle size romatizma nedir? Bize kısaca ve neden olur bunları sormak istiyorum. Tabii ki. Romatizma nedir? Romatizma şudur. Eklemleri çalıştıran çevre dokular, eklemlerin kendilerinin evet hiçbir darbeye, kazaya maruz kalmadan hastalıktır. Örnek vereyim. Evet. Diziniz maç yaptınız, futbol oynadınız, diziniz şişti. Bu evet bir romatizma değildir. Sabah yataktan kalktınız, diziniz şiş. Bu bir romatizma. Sebebi yok. Romatizma yaşta olabilir. Darbe, küçük darbeler olur. Mesleki hastalık olarak romatizma sahibi olabilirsiniz. Öyle mi? Örneğin masa başı iş yapıyorsunuz. Evet. Bu hanımefendi devamlı bakın dikiş makinesi başında eğiliyor. Omurgasını kötü kullanıyor. Evet. Omurga erken dönemde ihtiyarlayabilir. Bu da bir romatizma. Vücudun kendi kendine ürettiği romatizma var. İltihap romatizma. Bunları tek tek programın zamanı yettiği kadar evet bilgi veririz. Ama romatizma tekrar özetlersek
eklem ve eklem çevresi dokuların darbeye bir kazaya maruz kalmadan hastalanmalarının genel adıdır. Bir hastalık değil, binlerce hastalığın adıdır. Adıdır. Peki bazen romatizma şişme olmadan ağrıyla da gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. Şöyle ki bizim için iki tür romatizma var. Bir tanesi herkesi korkutan iltihaplı eklem romatizması. Evet. Bu genelde şişme ve ağrı yapar. Beraber olur. Bir de kireçli romatizma var. Evet. Artroz dediğimiz hastalık var. Evet. Bunda şişme nadiren olur. Deformiteyi de biz en sonda görürüz. Bu ağrı yapar. Aradaki en önemli fark budur. Her iltihaplı eklem romatizması bir eklemi şişirmez ama genelde beklenen eklemi şişirmesidir. Eklemi şişirmesidir değil Niye? Mi? Niye? Çünkü zaten iltihaplı eklem romatizmasının altında yatan ana sebep de eklemin yüzeyini kaplayan bir ince doku var. Adı bunun sinovya. Bu sinovyanın kendi kendine şişmesidir. O zaman sinovit denen olay olur. Bu da eklemi şişti de kendini doktora gösterir. Böyle o şişlikler hocam biraz süngersi gibi mi oluyor? Peki sert Şimdi mi şu oluyor? Dizden örnek alalım. Diz şişliği çok içinde sıvı beklerse sertleşir. Değilse yumuşaktır, sıcaktır, kırmızıdır ve diz kapağı içinde oynar. Elinizi vurduğunuz zaman diz kapağı inip çıkar. Oynadığını görürsünüz. Çünkü sıvı onu arttan yukarı doğru kaldırır. Parmak şiştiği zaman çok sert olmasa bile normal kemik sertliğinden daha yumuşak. Yumuşak dokular da şiştiği için elinize gelen bir yumuşaklık vardır. Çok sert değildir ama mesela yüzük takamazsınız buraya. Parmak şişmiştir örneğin. Ama eklem romatizmasında şişme olduğu zaman sertleşme beklenmez. Ancak ve ancak çok beklemiş, tedavisi yapılmamış, o sıvının çekilmediği dizde mesela 5-6 ay sonra biraz sertlik beklenebilir. Beklenebilir. Peki biz hangi noktada şimdi hocam şunu düşünüyorum ben. Hepimizin bir yerleri bazen bir şey dediğiniz gibi o gün fazla makas tuttuysak buralarımız ağrıyor ya da çok koştuysak dizimiz ağrıyor. Biz hangi noktada acaba bende bir romatizma olabilir mi şüphesiyle düşünüp size gelmeliyiz? Peki. Nasıl ayıracağız? Şimdi önce hastalığı ikiye ayıralım. Tamam. İltihaplı romatizma ve geri kalanlar. Geri kalın. İltihaplı romatizma 100 vakanın yaklaşık 20'si 15'i iltihaplıdır. Geri kalan 80-85'i mekanik romatizma dediğimiz zamana, kötü kullanmaya, yaşa bağlı hastalıklardır. Bunların içinde de en bilineni kireçli romatizmadır. Kireç hastalığıdır. Kireç hastalığı eski kitaplarda 50 yaş üzeri yazılırdı. Artık modern çağda bu 30'lu yaşlara indi. Neden? Çünkü ofis ortamı çalışma, kapalı mekanlarda olma, teknoloji aletlerini çok kullanma, spordan, açık havadan, doğadan uzak yaşama, kötü beslenme 50 tane sebep sayayım size. Çok bütün bunlar çok insanları erken yaşta bu hastalığı karşılaştırıyor. Mekanik romatizmanın ofis ortamında en çok tuttuğu iki tane yer var. Biri omurga, biri dizler. Üçüncü sırada eller var. Eller. Niye? Çünkü ofis aleti devamlı kullanıyorsunuz. İşte bilgisayarla çalışıyorsunuz. Parmak eklemlerinizi erken harap ediyorsunuz. Öne doğru eğiliyorsunuz, kötü duruyorsunuz, bilgisayara bakıyorsunuz. Devamlı sıkıntılı bir süreç yaşıyorsunuz orada da. Omurganızın şekli şemali bozuluyor. Evet. Omurgadaki kemiklerinizin yaşı normalden ileri gidiyor. Siz 30 ama omurga kemiğiniz 35'e çıkıyor 35, sizden. Tabii. Çünkü yıpranma payı. Yıpratıyorsunuz yıpranma kendinizi. Payı. Dizler devamlı dizler bükük oturuyorsunuz. Halbuki biz dizleri niye bize oynar olması lazım değil mi? Yürü diye var. Tabii. Hareket et diye. Biz bütün gün oturuyoruz evet, mesela. Evet doğru. Oynatmıyoruz. Oynatmıyoruz. O yüzden de bu şikayetler. Şimdi bunların tabii şikayeti herkese göre değişiyor. Sizin için bu şikayetler ikinci yılda belirti verir. Siz doktor öptür. Kimin de 10 sene sonra, kimin de 2 ay sonra. Bu biraz müphemdir. Yani mekanik hastalıkta ağrı hastayı bir kere sabah rahatsız etmez. Akşama doğru rahatsız eder çünkü kullanım yorgunluk, arttıkça ikramdan. Yorgunlukla işte arabada trafikte oturuyorsunuz 3 saat. Bakın bugün gelirken bir yolda bir dergi okudum, bir Fransız dergisi. Dünyadaki büyük metropollerde insanların bir yılda iş çıkış saatlerinde arabada geçirdiği süreyi hesaplamışlar. Ne kadarmış hocam? Bakın İstanbul yok. Onlar İstanbul çünkü İstanbul'u bilmiyorlar. Çünkü bizi pek hala almamışlar. Hareketsiz duran yani mekanik romatizmayı anlatıyoruz. Los Angeles denen şehirde 104 saat diyor. Paris'te 80 saat diyor. Bir yılda ama çok 104 saat. Çok ciddi bir saat hocam. İstanbul'da ne kadar tahmin edin siz? Çok daha fazla. Çok daha fazla. Yani İstanbul'u oraya koymamışlar. İstanbul bunların hepsinin daha büyük bir metropol. Buradaki trafiğe yer alın. Çok yani, doğru. Düşünün. Oynamadan duruyor. Mekanik romatizmayı anlatıyor. Günde 2 saat duruyorsunuz bir arabanın içinde. Şöyle omurga böyle, ayaklar bükük, kalçanız oynamıyor, eller burada. Bir de buna ofis ekleniyor hocam. Ofiste de oturuyoruz. Eve gidiyoruz, evde ne yapıyoruz? Televizyon seyrediyoruz. Yine oturuyoruz. Dizi seyredelim. Tabii. İşte ona bakalım, buna bakalım. Biz çalışırken, eğlenirken, sıkılırken hep oturuyoruz hocam. Yani sonuçta
Mekanik romatizma bu. Bunun şikayeti sabahları ağrı yapmaz, gece sizi uyandırmaz, akşama doğru ağrı artar. İşte merdiven çıkarken diziniz ağrır, oturup kalkarken diziniz ağrır. Genç insanda kireç romatizma dizde olmaz. Ne olur? Diz kapağını çalıştıran kaslar, istiyorsanız biraz geri gelip şuradan hemen göstereyim. Hemen şurada hatta iskeletimizi gösterelim hocam. Şu bölge bakın. Bakın yani, buyurun. Dizinizin şu... Nerelerimiz tam olarak? Burası bizim dizimiz mi? Evet, burası, dizimiz. Evet. Evet, biraz iskeletimiz... Şakülü gitmiş bir iskelet öyle maalesef ama en azından bakın dizin şu üstteki kaslar, evet. 4 tane kas var, bunlar kötü çalışırsa diz kapağınız iyi inip çıkmaz, iyi inip çıkmazsa sürter, sürttüğü zaman da canınız yanar. Canım, çok evet. Oturan insanda, kötü spor yapan da bu çok görülür. Kondropati denen hastalıktır. Bizim ülkemizde buna şu lafı buldular, işte eklemenin sıvıları azalmış. Evet. Şimdi ben hep şunu diyorum, biz eklemin içindeki sıvıyı nereden biliyoruz ne kadar olduğunu? Doğru. Ölçtük mü? Yok, hayır. Nasıl peki deri sıvı azalmış diye? Nasıl diyorum? Bu laf niye geliyor? Çünkü bu diz kapağı sürttüğü için evet, burası, sürterek şurası, alttaki dokuları bozuyor. O dokunun da ıslaklığını, kayganlığını bozduğu için sıvı azlığı lafı kullanılıyor. Yani hep diyorlar ki hocam kemik kemiğe değiyor. O kireçli romatizmada olur. Kondropati dediğim olayda diz kapağının sürtme problemi. Şuradaki kasları adam gibi güçlendirin, bundan kurtulursunuz erken yaşta. Ama iyi. Siz günde 8 saat ofis, 3 saat yol, araba, araba. 3 saat televizyon, sonra yattınız. Nasıl kuvvetleneceksiniz? Olmaz o iş. Peki hocam yine buralarda bilgisayar kullananlarda özellikle... Bilgisayar kullananlarda ne olur? Hemen anlatalım. Bakın bu el eklemimizde evet. Bilgisayar sırf değil, ev işi yapan insan. Bakın mutfakta çalıştınız orada. Bulaşık yıkıyoruz. Tabii. Kadınların en büyük problemleri bir tanesi 40-45 ve menopoza yakın dönemde şu eklem. Bakın benim elimde göstereyim canlısını. Şurası. Burada. Sizin elinizde şuraya göstereyim. Şu eklem ve burası. Şu iki yer gider. Burası eklem. Buraya da şunu çalıştıran bir kas yapışıyor. Bakın arkaya. Evet. Hep bunu kötü kullanmaktan, şeyi çevirmekten, kavanoz çevirmek, evet. Bıçak tutmak, bir şeyi kesmeye uğraşmaktan şu eklem çok erken yaşta hanımlarda bozuluyor. Bu da bir romatizma. Ama bu kötü kullanmayla oluyor. Bazen de mesela prensessiniz, hiçbir iş yapmıyorsunuz. Evet. Ama yine gidiyor. Yine gidiyor. Çünkü sizin doğduğunuz gün genetik mirasınızda şimdi bunlar var. Şimdi onu soracaktım. Var. Çok yani iyi şey. Oluyor. Yani burayı şimdi biz hanımlar özellikle kavanoz evet. açıyoruz, bulaşık yıkıyoruz. Bu eklemimizi yanlış kullanıp yıpratıyoruz. Hı-hı. Doğru. Yıprattığımız noktada olan şeyler tam burası, bu eklemlerimizde. Evet. Ama hiçbir şey yapmayan da olabilir bu. Evet. O sizin genetik mirasınız. Şimdi onu soracaktım. Romatizma bir genetik miras mıdır aynı zamanda? Esasında bugün ispatlanmış olarak nesilden nesile kan yoluyla bir şey yok. Geçiş yok. Geçiş yok. Geçiş olması demek genetik transfer demektir. Demek. Ama aynı ailede aynı hastalıkları görme şansımız çok yüksek. O yüzden genetik insanların genetiğinde genetik demeyeyim, geçiş demeyeyim ama genetik bir rol yatkınlık oynuyor. Var, evet. Hatta bazı hastalıkların tanısını koyarken de genetik mirastan bir takım alıntılar yapıp onları kanda araştırıp ona göre tanı koyuyoruz. Tabii ki. Yani bir takım omurga romatizması ya da beçet hastalığında işte böyle aileden geçmiş genleri araştırıyorsunuz. Oradan bir yere varabiliyorsunuz. Aynı şekilde bizim ülkemizde çok sık görülen FMF hastalığı var. Ailevi Akdeniz ateşi var. Çok fazla ülkemizde. Bu hastalığında onları mesela kromozom yapılarıyla işte aile içindeki çalışmalarla bunu ispatlayabiliyorsunuz. Peki hocam ben iltihaplı romatizmayı da birazdan soracağım size. Tabii anlatmanızı ki. Rica edeceğim. Bu arada ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, çocuklarınız için, büyüklerimiz için yani her şeyden önce iltihaplı romatizmayı mutlaka öğreneceğim ama ben genel olarak romatizmanın illa bir yaşı var mıdır onu sormak istiyorum. Peki. Yani mesela doğar doğmaz da bir çocuk romatizma hastası olmaya yatkın mıdır? Yani doğumda azdır ama olur. Evet. Bakın romatizma 7'den 70'e. Doğumdan mezara herkesin başına gelebilecek bir süreçtir. Süreç. Bunun bir yaşı yoktur. Hep siz programı açarken bir laf ettiniz. Biz hep gençken, çocukken yaşlı insan hastalığıyız. Evet. Değil. Hastaların, iltihaplı romatizma hastalarının %70'inden fazlası 20-35 yaş aralığına sıkışmıştır. Bakın. Bir. Önemli bir şey. Tabii. Şimdi kireçli romatizma yani artroz denen hastalık yaşlı insanda olur. Oluyor, doğru. Evet. İşte 45-50'den sonra daha çok görülür. Bu tamam. Buna hemfikiriz. Ama iltihaplı romatizma erken yaşta ortaya çıkabilir. Çocuk romatizmaları vardır. Bakın. Evet. Çocukluk çağının. Yürüyemeyen ağrıda çocuklarda. Tabii ki çocukluk çağının romatizmaları vardır. Çok önemlidir. Onların ismi nedir? Söyleyeyim. Burada ama önemli bir şey var. Problem var. Şimdi çocukluk çağında bizim aklımıza gelen ilk romatizma. Geçmişten kalan bir takım eksik bilgilerin ışığında şunu söylemek lazım. İşte kalp romatizması. Evet. Ha. Şimdi kalp romatizması çok duyarız ama çok azaldı. Niye? Çünkü artık modern tedavi yöntemiyle
boğaz ve böbrek enfeksiyonlarının önüne geçildiği için bunlar sık sık tekrarlamıyor. Sık sık tekrarlamadığı için de bu mikroplar yüzünden kalp kapakçıkları ve kalp zarı artık eskisi kadar tutulmuyor. Bu hastalık, ateşli romatizmal hastalık ya da akut eklem romatizması, mikrobik bir nedenden dolayı eklemlerin şişmesidir. Hmm. Yani bunu iltihaplı çocuk romatizmalarından ayrı bir yere koymak lazım. Evet. Bu hastalık işte kalbi tuttuğu için zaten insanları korkutur. Evet. Kalp romatizması denir. Hatta şu vardır, siz bugün doktora gidersiniz, bir kalp doktoruna, sizi dinler, üfürüm duyar, der ki sen çocukken romatizma geçirmişsin der. Evet, çok şimdi doğru. Bu, bizim ülkemizde böyle biraz falcılık merakımız vardır hekimler arasında. Şimdi ben sizi nereden bileyim geçip geçmediğinizi? Tabii. Yani şimdi üfürümünüz vardır, 50 sebep sayabilirim ama aklım bizim... ilk gelir kalp romatizması. Niye gelir? Çünkü hep bu bizi korkutmuştur. Ve çok da duyulmuştur çocukluk. Çok duyulmuştur. Hatta hala bugün ülkemizde olgun yaşı gelmiş insanlara bile antibiyotik verilir romatizma durumlarında. Küçük bir hatadır bu da tabii. Onu da soracağım hocam. Sorularımız gelmiş izninizle. Hemen yerime geçeceğim. Çünkü romatizma... Çok geniş bir alanı var romatizmanın. Haklısınız. Biz elimizin şurası hafif şişiyor. Ya, ay romatizma olduk. Dizimiz ağrıyor romatizma olduk. Belimiz ağrıyor romatizma olduk. Bakın elinizin şişliği konusunu yabana atmayın. Biraz evvel eklemde şey yaptım göstermedim. Şu parmak boğumu. İlk boğumda şurası, ortaya çıkan. Şurası değil mi hocam? Gösterelim hemen. Şurası ilk, mı? İlk boğumda ortaya çıkan ve kadınların büyük belası olan bir hastalık var. Evet. Adı Heber'den hastalığı bakın. Heber'den. Bunu bulan adamın ismi. Heber'den hastalığı tipik bir kireç değildir. Hızlı ilerleyen kireçli bir romatizmal hastalıktır. Ama eski Alman kitaplarında bu hastalığa Araf'taki hastalık derler. Niye biliyor musunuz? Niye hocam? Çünkü bu hastalık iltihaplı romatizma ile kireç romatizmanın geçiş noktasıdır. Ha, arada geçerken evet. Oluyor. Ve inanılmaz şekilde ağrı yapar, Allah. Deformite yapar, parmaklar böyle yamulur. Yamulur gider, görüyoruz. Evet, şişer, kızarır. Hatta bazen içinden sıvı bile çıkabilir. Bu işte çok tipik bir hastalıktır. Bir daha söyleyelim hocam onu. Yani şöyle mesela parmağımızda önce ağrıyla mı geliyor İlk boğumda bütün parmaklarımız için geçerli. Baş parmak, orta parmak. Peşinden de ikinci boğum tutabilir bakın. Peşinden buraya atlayabilir ama esas ilk çıktığı nokta budur. Acıyla mı başlıyor, şişmeyle mi hocam? Önce hiç acı yapmadan deformite yapabilir. Nodül çıkar yani. Eklem şişik ve olur. Kemik kökenli ufak şişikler ve sert bunlar. Bakın bunlar serttir. Bir sabah kalktınız ve şişik kaldınız. Yavaş yavaş başlar. Öyle bir günde başlamaz. Öyle hani mi? Çok kalem tutan insanların benim buraları işte var oluyor. Hocam işte. Burada çok kalem o tutmaktan. Daha yukarı çıkar. Orada bir şişme yapar ama serttir bu. Evet. Kızarır, ağrı yapar ve zonklayabilir. Atakla da zonklar zaten. Çok az insanda bu ağrısızdır ama genelde ağrılıdır. Yani ne yapacağız o noktada hocam? Valla bu hastalığın tedavisi yok denir. Dünyada bununla ilgili kullanılan birkaç molekül var. Çok da başarılı değil. Hmm. Niye diyeceksiniz? Heber'den hastalığı kireçli romatizmadan farklıdır. İltihaplıdan da farklıdır. Yani arada garip bir hastalıktır. Tedavisinde eskiden cerrahi olarak buraları törpülerlerdi el cerrahları. Artık vazgeçildi. Çok yapılan bir yöntem değil çünkü geri geliyor. Ağrı kesiciler, lokal enjeksiyonlar. İşte parafin banyoları deniyor. İşte o şüpheli, her zaman işe yaramıyor. Ama bir iki molekül var. İlaçla en azından hastalık geri gitmese bile... Durdurabiliyoruz. Süratini yavaşlatmak daha doğru diyeyim. Durdurmak da çok iddialı olur. Ama en azından süratini yavaşlasa bile işte daha az canınız yanar. Elinizi daha rahat kullanırsınız. Yani, ama sonuçta bu insanları, lafınızı kesin kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Bu insanları böyle doğaya bırakmak iyi değil. Buna bir şey yapılmaz, hadi evine git. Acı çekiyorsunuz, elinizi tutamıyorsunuz. Evet, tutamıyor. Yani yazık günah. Bir şeyler yapmak lazım. Tabii. Değil mi hocam? Peki acaba bu hiç alanınız değil biliyorum ama böyle durumlarda o vücut düzenini denge, sporun yani böyle el topları verilir. Bakın, onların işte sormak çeviyi sökmez. Yani ağrınız varsa sporla falan hele romatizmal ağrıda spor hiçbir işe yaramaz. Ancak ne zaman işe yarar romatizmal ağrıda? Spor ağrı durur, hastalık durur iltihap romatizmada mesela. Omurga romatizmasının en iyi sporlarından bir tanesi yüzmektir. İşte voleybol, basketboldur. Evet. Bak. Çünkü omurgaya devamlı geliyorsunuz. Şart. Ama ağrılı dönemde, atak döneminde spor yapılmaz. Peki hocam hemen sorularımızı seyircilerimizin size iletmek istiyorum. Nursel Hanım demiş. Sürekli halsizim. Geçmiş olsun Nursel Hanımcığım. Sırt ağrısı çekiyorum. Dizimde romatizma var. Doktor tedavisi yok dedi. Fizik tedavisi görmem lazım. Sinir stresi yaparsan tekrarlar dedi. Doğru mudur? Şimdi bu biraz füzyon mutfağı yemeği gibi, tarifi gibi olmuş. Yani şimdi dizimde romatizma var, adı ne bilmiyoruz. Sırtı ağrıyor. Sinir stresle romatizma tetiklenir mi? Şimdi romatizma hastalıkların psikolojik tarafları yoktur. Yani sizin canınız sıkıldı diye ekleminiz şişmez. Şişmez, strese bağlı şey yoktur. Bir tanınız varsa, tanınız konmuşsa, herhangi bir iltihaplı eklem romatizmanız varsa, psikolojik dünyanız bu ağrıları artırabilir. Ayrı hikaye ama bu sebepten olmaz, anladınız mı? Evet. Bir.
İki, dizindeki problemin tedavisi niye yokmuş? Bilmiyoruz. Hı hı. Yani her şeyin bir ufak olabilir. Olsa bir çaresi bulunabilir. Yani yapılacak en akıllı şey tekrar hekimine başvurması. Hı hı. Ve en azından şunu öğrensin. Benim hastalığım adı ne? Hı. O da bir şey. Şimdi tam da Alaaddin Bey'in sorusu bunun üzerine. Alaaddin Bey sorar. Geçmiş olsun öncelikle. Ankilozan spon dilit nedir? Peki. Tedavisi nasıldır? Bu konu hakkında bilgi almak istiyorum doktorumuzdan. Şimdi siz diye. Biraz evvel iltihap romatizmaya geçelim demiştiniz. Evet. Bence geçelim. Geçelim. Soru tamam üzerine hocam. Geldi. Tabii. Şimdi ne dedik? İki tür romatizma var. Biri evet. İltihaplı, biri iltihapsız. İltihap romatizmalar %20'lik bir kısım oluşturur. Geri kalan mekanik hastalık %80. Evet. Şimdi bu %20'lik kısım önemlidir. Niye? Çünkü insanlarda erken yaşta iş kaybı, güç kaybı, evet. Fonksiyon kaybı, hı-hı. hayata küskünlük yaratan hastalıklar bunlar. Tanısı doğru konmaz, tedavisi yapılmazsa. Evet. Ankilozan spondilit, omurga romatizması adı verilen sınıfın ana hastalığıdır. Niye ana hastalıktır? Çünkü çok bilinen bir hastalık. Niye çok biliniyor? Ülkemizde iki tane bugün rahmetli olmuş bir sanat dünyasından, bir bilim dünyasından iki isim. Suna Pekursal rahmetli ve rahmetli yasın. Ahmet Mete Işıkara. Allah nur içinde yasın. Yani sonuçta bu iki önemli figür, yani Türk halkına evet. mal olmuş iki figürü de bu hastalıktan muzdarip olduğu için çok bilinen hastalık. Evet. Nedir ankilozan spondilit? Adı üzerinde omurgayı tutup da omurga kemiklerini birbirine bağlayan hastalık demek. Latinceden çevirirsin. Evet. Bu hastalık 1800'lerin sonunda bir Prusyalı generalin, subay bir adam ama evet. doktor, Alman ordusunda çalışıyor. Onun kışla askeri üzerinde yaptığı çalışmalarla ortaya koyduğu bir hastalık var. Hı-hı. Adına da Morbus Behteref diyor. Hı-hı. Çünkü adamın adı Behteref. Hı-hı. Almanlar hala bu hastalığı Behteref hastalığı derler. Hı-hı. Bu adamın bulduğu bir hastalıktır. İlk tanımını bu yapmış. Kışla hastalığı demiş buna. Genç erkeklerde omurga ağrısı, diz ve ayak eklemleri şişmeleriyle ortaya çıkmış diye evet. anlatmış. Ama hastalığın tipik tarifi şudur. Omurga ağrısı, geceleri hastayı uyandıran omurga ağrıları, sabah yataktan kalkma güçlüğü, hı-hı. omurganın dışında da leğen kemiği dediğimiz tekrar tabii, izin lütfen, verirseniz. Buyurun ben burada da sorularımı iskelete, sorarım. Şunu buyurun. Çevirebilir miyiz? Tabii istediğiniz gibi peki. hocam buyurun. Yani şu omurgamızın ağrısı diyelim. Evet. Boyundan çok sırt ve bel ağrısı. Hı-hı. Hatta şöyle biraz daha çevireyim. Tabii. Ve esas popo içi eklemimiz, sakrolek eklem denen yerler. Ağrı oluyor. Ağrı, buraların ağrıması. Şimdi bu çok karışır bel ağrısıyla. Çünkü belle bu eklemin birleştiği yer çok yakın birbirine evet. tamam mı? Genelde de böyle durumlarda doktora gidersiniz. Ne olur MR çekilir. Ufak fıtığınız varsa kardeşim sende fıtık var. Hı hı. Fizik tedavi olun. İlaç kullan. Olmadı ameliyat ederiz denir. Bu çok sık yapılan bir şeydir. Çünkü doğru MR çekiyorlar. Halbuki orada hasta iki soru lazım. Gece seni ağrı uyandırıyor mu? Sabah yataktan nasıl kalkıyorsun? Kalkıyoruz. Genelde bel fıtığı siz gece uyandırmaz. Uyandırmaz. Sabahta iyi bir yatakta uyuyorsanız. Ama romatizma tabii. Adam gibi kalkarsınız. Bel fıtığı ne zaman ağrır? Arabada çok oturunca, evet. işi çok yapınca, ağır taşınca ağrır. Çok doğru. Halbuki iltihaplı romatizma siz gece uyandıracaktır ve sabah yataktan çıkmanıza engeldir. İki, bu çok önemlidir. Ayak tabanlarınız ağrır. Çünkü iltihaplı romatizma, omurga romatizmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi de eklem kadar eklem çevresi, tendonlar yani kasların beyaz noktalarını evet. bozmasıdır. Hı-hı. Sabah o yüzden ayak tabanınızı yere basamazsınız ağrıdan çoğu zaman. Hı-hı. İşte bu tipik bir omurga romatizması tarifi yaptım size. Hı-hı. Beyefendinin sorduğu AS hastalık, evet. kısaca AS diyoruz. Bu da bu grubun en önemli hastalığıdır. Çünkü... Yaşı var mı hocam? Yani erken yaşta 20-40 başlar? 20-40 erkek. 20-40 erkekte daha. Ama erkek oranı 9'a 1'dir, 8'e 2'dir. Değişik serilerde yani böyledir. Yani erkeklerden daha çok tabii. oluyor. Zaten ilk bunu tarif eden insanın da... yani Von Behterev'in de yaptığı tarif kışla hastalığıdır. Kışla hastalığı. Adam bunu söylemiştir evet. zaten. Sorularımız yine geliyor. Hemen Ülfet Hanım sormuş. Lupus romatizması hastasıyım. Lupus. Bu konu hakkında peki. lupus pardon. Bilgi verirseniz çok sevinirim. Şimdi lupus yine, nedir hocam? İstiyorsanız böyle geçelim. Tabii. Bunda işimiz kalmadı. Tamam. Lupus'u lupus. Burada anlatmaya gerek yok. Şimdi bir konudan konuya geçtik. İltihaplı romatizmanın da içinde gruplar var. Bakın, tamam mı? Onlardan biraz evvel bahsettiğimiz AS hastalığı spondilit denen omurga romatizmasının bir tanesi. Evet. Oraya ben tekrar döneceğim. Orada çünkü evet. bir iki önemli hastalık daha var. Çünkü iltihap romatizmalar organda da problem yaratıyor. Ciltte, gözde, işte akciğerde. Evet, oraya geleceğiz. Çok doğru. Bu lupus hastalığına gelince bu bağ dokusu hastalığı. Yani yumuşak doku romatizması deniyor. Evet. Yanlış bir deyimle ama bizde bu çok karışıyor. Bizde fibromiyalji denen
Evet. Garip bir hastalık var biliyorsunuz tıp dünyasında. Evet, hep duyuyoruz. Buna da yumuşak doku romatizması deniyor. Evet. Lupus'a da deniyor ama bu bir şeylik yaratıyor. Kafalarda karışıklık yaratıyor. Lupus gerçek anlamıyla bir bağ dokusu hastalığıdır. Tıbbi adı kollajen doku hastalığıdır. Nedir? İmmün sistemimiz tarafından vücutta savunma mekanizmamızın bize savunacağı yerde dıştan gelen bir takım mesajları yanlış algılayıp evet. vücuda açtığı bir savaş sonucu vücutta oluşan bir takım değişimler. Uzun bir tedavisi mi var hocam? Süreci vallahi uzun mu? Lupus şöyle bir hastalık tarif edeyim size. Bir yorgunluk belirtisi. Evet. İşte göz ağız kurulu yapabilir, saç dökülmesi yapabilir, eklem ağrısı yapar ama lupus da genel olarak eklem şişmesi pek olmaz. Bütün el şişebilir mesela ama net bir eklemimizi şişip de buna lupus olmaz. Yani biz genel olarak hocam romatizma ile iltihap romatizmasındaki son belirtileri de vaktimiz azalıyor çünkü evet. sormak istiyorum biraz toparlamak istiyorum izninizle. Genel olarak biz romatizmayı anladık ama dediğiniz gibi alanları var. Lupus var, evet. eklem var, çok mekanik var. Romatizma var ama biz biliyoruz ki romatizmada ağrı, şişme, iltihaplıysa kızarıklık hı hı. oluyor. Şey sormak istiyorum biraz önce çok önemsediğiniz için iltihaplı romatizmada tamamlamak istiyorum dediniz. Bir yerlere hani evet. bir organlarımızı bozabiliyor diye. Şimdi, onları alabilir lupusa... miyim? 20 sene daha ekleyelim. Evet. Lupus eklem ağrısı, kas ağrısı yapar, yorgunluk yapar. Evet. Ciddi şekilde organ problemi yaratabilir evet. lupus hastaları. Ve lupusun böbrek ve kalpte ciddi sıkıntısı hı-hı. yapma ihtimali vardır. Evet. Tedavisi mümkündür ama uzun bir süre gerektirir. Evet. Bu bir. Gelelim iltihap romatizmalarla organlar arasındaki hı-hı. ilişkiye. Hı-hı. Biraz evvel bahsettik. Omurga romatizması dedik. Evet. Bunun içinde sedef romatizması var. Sedef romatizması nedir? Cilde sedef hastalığı, evet. yani bu pul pul döküntü hastalık ve omurganın tutulumu ve eklemlerin evet. tutulumu. Sedef en çok şu eklemi sever. Bakın. Evet. Bunu sever ve dizleri sever. Dizleri sever. Sedef olur, peşinden romatizma çıkabilir. Çıkar. Ya da tam tersi olur. Önce romatizma gelir, sonra sedef gelir. Bu bir. Bu bir. İki, omurga romatizması başta olmak üzere bir sürü hastalıkta göz gider. Gözün katmanlarında iltihap olur. Değişik katmanlarda hastalık belirtisi verir. Mesela gözün beyazı bir sabah uyanırsınız kıpkırmızı. Kavga etmediniz, gözünüze bir şey kaçmadı, bir bilgisayar kullanmıyorsunuz. Üç gün sonra ağızda yara çıkar, diziniz şişer. Alın size beçet hastalığı mesela buradan. Yine ağız içi yara, gözde problem, sırt ağrısı. Yine omurga romatizmasının bir... Yani aslında biz sizin dediğiniz olabilir. Başlarken çok güzeldi. Romatizmayı genel olarak algılamalıyız. Yani sadece biz ne yapıyoruz? Eklem şişiyor, diz şişiyor. Tabii. Öyle değil. Bir gözdeki kızarıklık, ağızdaki... Kalın bağırsak. Kalın bağırsak. Bakın sık sık tekrarlayan ishal ve kanlı ishal. Kolit. Kalın bağırsak romatizması diye bir hastalık var. Romatizma genel olarak ismi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bize değerli vaktinizi ayırdınız. Tekrar bekleriz. Kolay gelsin size. Çok İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Ve hemen mutfağa geçiyorum. Mutfakta hazırlıklar bitti. Yemekler hazır. Ay köftelere bak. Yani etsiz köfte nasıl yapılır, nasıl yedirilir? Tebrik ediyorum seni sen. Afiyet vallahi olsun. Tebrik ediyorum. Hemen şöyle köftemize küçük hemencik bir sos yapalım. Hemen biraz yoğurdu, biraz şöyle. Sosluyoruz, yapıyoruz. Şöyle biraz mayonez koyalım. Çok güzel. Hemen bir diş sarımsak koyalım. Ah bu anneler çocuklara sebzeyi nasıl yedirir mi? Düşüne. Köfte yapıyor. Köfte çocuğum sana diyeyim. Karnabaharı yedirtiyoruz. Az değiliz gerçekten. Hepsi okulda rahat rahat konuşuyorum aramızda kalsın. Artık okulda olmayanlar da annelerinin onlar için sağlıklı yedirmek için neler olduğunu düşündüğünü bulsunlar ve yesinler değil mi? Evet şöyle bir kaşık hemen alalım. Hemen güzel görünüyor. Sosumuzu köftelerimizi buluşturalım. Sosumuz da harika. Diktim deme burada düşüp bayılacağım. Tek yemeri kaldı. Zilal bitti mi? Aynen. Bakar mısın? Ben sen sosu dökerken bir demeteye nasıl olmuş. Geçerim? Evet. Sevgili Zilal görürsün. Şöyle yan tarafa geliyor. Ellerine sağlık. Yana mı geliyor? Evet. Ya, yana geliyor. Sadece iki yan dikişi var o kadar. Sanki böyle üstüme göre. Yarın gibi görür müyüz? Görürüz. Giyer miyiz? Giyeriz. Üstüne de güzel bir kazak. Çok şık valla. Kumaş da çok değil mi? Evet. Esnek, esnek, rahat. Çok rahat. Rahat böyle beni sıkmıyor. Çok güzel değil mi Selda? Bakar evet. mısın? Gözüm kaldı. Gözlük aldı. Al. Valla al. Keşke ama sen benim hani bedenimi istemeyebilirsin. Ben eteğe gerçekten ellerine sağlık. Harika olmuş. Çok güzel olmuş.
Şimdi kısaca neler yaptığımızı gel canım güzelim. Sever misin mutfağı? Aa, severim. Çok seversin çok değil mi? Evet. Tabii. Neler yaptık? Kısaca bahsedeceğim. Evet. İlk önce tatlımdan başlayayım. Tatlımızı 180 derecede pişirdik. Her zaman hepimizin hazırladığı normal şerbet gibi 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suya kaynatıp 1-2 limon damlatıp hemen ikisi de ılık şekilde olacak. Şerbetimiz ılık, tatlımız ılık olacak. Hemen şerbetle buluşturdum. Hemen sunum hazır. Sebzeli bifteğimiz. Harika. Sebzeli bifteği anlatmaya gerek var mı? Evet, anlatmaya gerek var. Güzeldi bak, ben bir şey seviyorum. Anlatmaya gerek var mı? Yani anlatmaya gerek var mı? Var tabii ki. Hemen bifteğimizi marine etmiştik zaten sarımsakla, zeytinyağıyla değil mi? Kesinlikle. Onu yumuşattık. Sebzelerimizi jülyendirme olarak kestik. Evet. Bir güzel onları kürdanla birlikte sardık. Tavamızda çok güzel bir şekilde onları çok güzel kızarttık. Onları burada da sunum hazırladık. Hemen köftemiz, karnabahar köftemiz. Evet. Ne koyduk içine? Karnabaharımız var, koyduk. Bir yumurtamız var, baharatlarımız var, ekmeğimiz var, çok bol vitaminli. Hemen onu da güzelce susladık. Ay daha ne yapalım? Şimdi kocaman öpüyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Seni de öpüyorum canımın. Çok teşekkür, elleriniz kollarınız tatlı. Bursa'dan kestane şekeri gelmiş efendim. Sevgilerimi iletiyorum ve kestane şekerinde bir gün diliyorum tadında ve Bursa'ya selamlar söylüyorum. Hoşçakalın, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Köfteyi kaçırmayın, çok güzel yapılmış. Gerçekten.